Merhaba, iyi günler. 4 Mayıs 2024. Mart 2024. Yerel seçimler Türkiye'de yeni bir çağ açmıştır. 31 Mart 2024 Türk Reform ve Rönesans dönemini başlatmıştır. Evet, bundan sonra yeni bir Türkiye kurulmuştur. Ve yeni Türkiye kendi bağımsız çizgisinde dünya uluslarına örnek olarak yoluna devam edecektir. Özellikle emekliler ve işsizler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geleceğinde bir büyük kılavuz, büyük bir önder, lider olmuşlardır. Bundan sonra siyaset yapmayı sevenler, siyasetin içinde olanlar, siyasete girmek isteyenler, milletvekili adayı olmak isteyenler bu iki kavrama çok dikkat edecekler. Emekliler bir, işsizler iki. Bu yeni bir kavram. İşsizler. Klasik siyasetin yerine demokrat senatörler, cumhuriyetçi senatörler yerine yeni bir kavram gelmiştir. Türk ulusu Rönesans ve reform çağını başlatmıştır. Bundan sonra insanlar kendi geleceklerine daha fazla el koyacaklar. Siyasi parti liderleri, genel başkanlar bu işareti anlarlarsa seçimi yönetecekler. Milletvekili seçimini. Anlamazlarsa şimdi bazı genel başkanların kaybolup gittikleri gibi, kaybolup gitmeye aday oldukları gibi kaybolup gidecekler. Evet. Ulus. Halka rağmen dünyada hiçbir şey yapılmaz. Ulusa rağmen hiçbir şey yapılmaz. Ulus kendi geleceğini tayin etmiştir. Zebra. Behçet Necatigil. 24 Ağustos 1976'da almışım. Sevdiğim, değer verdiğim bir şiir kitabıdır. Şöyle, bu birinci baskı 73'te olmuş. Şöyle bir bakalım. Zebra. Ne kadar çok zebra ile ilgili haber çıkardı televizyonlarda. Şimdi son yıllarda hiç göremiyorum. Üstüne düşme, yan. Örnekler üzerinde tipik bir direnme. Gömülse de uçar. Kona kana bir dala arada. Sonsuza göçmen kuş. Zebra. Bir sirkten ötekine gez. Dirilirim, diriniz. Karşılıklı bir neni, nini. Krallar da kul bu sarayda. Bir otel, otello. Evet. Sirkleri yasakladılar Türkiye'de. Çok memnun oldum, teşekkür ederim. Kim aldıysa o değerli kararı. Sirkler hayvanlara acılarla atlamasını, zıplamasını, alevlerden geçmesini öğretilen yerler, aç bırakılarak öğretilen yerler. Hiçbir hayvan doğası gereği palyaço olarak, sirk cambazı olarak, sirkte bir gösteri malzemesi olarak doğmuyor. İyi yaptılar yani. Ve bir de bizim şeye çok güzel çekirdek verdiler. Hayvanat bahçesine. Orada da en azından uluslararası ölçülere uygun bir alan var. Hele o kuşlarla ilgili yeri tebrik ederim. Kim tasarladıysa, kim yaptıysa ellerine sağlık. Diğer hayvanları da geziyorum. Hayvanlara da bakıyorum. Onların da alanları çok güzel. Bakımları da çok güzel. Yalnız biraz satış maksatlı olursa biz de bazı türleri satın alırız. Kanunda yumuşatılırsa özellikle kanatlılar üzerine tavus kuşu gibi, sülün gibi, keklik gibi, bıldırcın gibi kuşlar
Satılırsa almak isterim. Zaten ben şimdi keklikle ilgili bir kafes yapacağım. Yetiştireceğim ve doğaya salacağım keklikleri. Keneye karşı. Çekül. Harlı odalara bırakıp üstünü. Halvetlere soğuk. Çekilir arkası yarın. Çözer yükünü. Yatar günün eğilimi. Gün bükülür ufkun büyüklüğüne. Legen yüzünde buz su. Örter çıplak yerleri doğa. Yeşil ister. Bildiğimiz artık bir işe yaramıyorsa. Daha nasıl özsü? Bunlar değerli şiirler. Burada arkası yarın diyor. Şimdi gençler bu konudan biraz uzak. Biz içinden yaşayıp geldiğimiz için olayın tanıklarıyız, bizim nesil. Arkası yarınlar vardı radyoda, televizyondan önce. Yani dizi filmlerin atası, babası, dedesi, nenesi. Orada onu böyle dinlerdik. Bazen evde dinlerdik, bazen de koşturarak kahvede dinlerdik. Kahvede de açarlardı sonuna kadar radyoyu. Orada tiyatrocular bunu yaparlardı. Ezan okunuyor. Teşekkür ediyorum. Saygılar. Hoşça kalın. Dostluğa kalın.